2015 yılı Ocak ayında ilk kongremizi yaptık. Değerli dava arkadaşlarım, Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin temsil edilme bayrağını biz yönetimine verdi. Ve biz de o gün tüm ilçe başkanlarımızla toplanarak önümüzde birkaç tane seçim yapılacağını belirterek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak istedik. Ama üzülerek belirtiyorum, toplantı salonunda da arz etmiştim. Eğer bir Bozkurt gibi Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Ülkücü Harekete önderlik edemeyeceksen Cenab-ı Allah bize bu görevi nasip etmesin demiştim. Şu anda yine söylüyorum. Teşkilatlarla bağlı olmayan, lidere sadakatte hata edecek olanlar varsa aramızda, Cenab-ı Allah da bu kongrede o kişilere bu görevi nasip etmesin diyor. Bizler, Sayın Divan Başkanı'nda bilirler, yaşımız 57 oldu, 40 yılı aşırdı, bu hareketin içindeyiz. Çok yakınında bir mülküdaşını şehit vermenin ne demek olduğunu biliriz. Mamak'taki kafesleri de biliriz. Ama ne dava arkadaşlarımıza ne de liderimize sadakatsızlığı asla bilmeyiz. Bizler ister doğulu olsun, ister kuzeyli olsun, ister güneyli olsun, ister batılı olsun, her yurttaşımızı başbuğ almaktan Türkiye'si söylediği gibi öz kardeş biliriz. Ama maalesef aksini olduğum için hala böyle kabul etmeyen insanlar var. Bunu da sizin bilgilerinizde arz etmek istiyorum. Ama burada Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin her yerinde, Kırım'da, Kerkük'te, Kafkas'ta, Balkanlar'da her Türk milleti